İşçi ve işveren tarafı, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerine kaldığı yerden devam ediyor. Sürecin hızlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşen işçi tarafı, pazarlık masasında işverenleri temsil eden TÜHİST'ten gelecek teklifi beklemeye başladı karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor gidiyor. Türk İş ve Hak İş'in birlikte hareket ettiği ve işçi kesimini temsil ettiği görüşmelere Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen ara sona erdi. Bu ay itibarıyla tüm sözleşmelerinin yürürlük süresinin dolması sebebiyle sürecin hızlanması için geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşen işçi tarafı 20 Ocak'ta sundukları taleplere karşı TÜHİS'ten gelecek teklifi beklemeye başladı. Kamu işvereni teklifini bu hafta verebilir. Süreci hızlandırmak için 9 Mart'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ziyaretin ardından, bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, Türk İş yönetiminin talebi bu açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen Atalay, bu görüşmede de sürecin hızlandırılıp sözleşmenin bu ay içerisinde sonuçlanmasını istedi. Öte yandan pazarlık masasında işverenleri temsil eden TÜHİS'in işçi kesiminin taleplerini değerlendirmeye başladığı öğrenilirken, çalışmaların tamamlanması halinde bu hafta içerisinde teklifini işçi kesimine sunması bekleniyor. En güncel haberleri izlemek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.